Bugün size biraz kadınlar satrancından bahsetmek istiyorum. Kadınlar satrancı zannedilenin aksine kran krana ve sonuna kadar oynanan bir oyundur. Pek çok turnuvada erkekler korkularından, gerilimlerinden veya bir arkadaşıyla oynadığından kısa berabere yapabilir. Ama kadın satrancında buna çok nadiren rastlanır ve arkadaş olsalar da sonuna kadar oynarlar. Şimdi bakacağımız oyun... Amerika şampiyonasından, Amerika kadınlar şampiyonasından daha doğrusu videosunu, kısa videosunu izleyeceğimiz oyun bu şampiyonadan. Siyahlı kadın oyuncu Irina Krash. Karşısında ise Anna Zatonski var ve kadınlar şampiyonasının belirleyici oyunu. Nasıl mı? İkisi birinciliği paylaşmış. Bir takım uzatma maçları da yapıyorlar. Büyük olasılıkla Rapid ve Yıldırım. Onlar da berabere bitince Armagedon denilen son oyuna geçiyorlar. Yani ne olursa olsun kadınlar şampiyonu bu oyunla belirlenecek. Videoyu başlatmadan önce şunu söyleyelim. Siyahlar konumdan bağımsız olarak dezavantaj durumda. Çünkü üzerine rahat bir kıyafet giymemiş, üzerindeki mont hareketini kısıtlıyor. Beyazlarla oynayan Anna Zatonski ise rahat kıyafetiyle oyunda avantaj sağlayacak daha hızlı hamle yapabilecek. Bir de dikkat edin, oyunu saatin tarafında kuruyor. Yani hamlelerin hep saate yakın tarafta yapıyor ve zaman kazanıyor. Evet, şimdi bu heyecanlı videoya başlayalım. Evet, iki tarafta hızlı hızlı oynuyor. Artık konumun önemi kalmadı. Siyahlar sadece hamle yapmak için hamle yapıyor. Saate basmak için hamle yapıyor ve Siyahların bayrağı düşüyor. Harekete bakın. Tahtada aletler uçuşuyor derken gerçekten alet uçuşuyor. Evet Şah'a bir vurdu uçtu. Çok kızgın bir oyuncu. Çok çok üzüldü kızdı. İşte şimdi bu oyuncuya karşı Türk satrancının kraliçesi Betül Cemre Yıldız'ın bir oyununa bakacağız. Betül Cemre Yıldız beyazlarla oynuyor karşısında biraz önce videosunu izlediğimiz şaha da patlatıp uçuran sinirli Irina Krash var. O sırada Elos'u 2479 oyun 2008 yılında oynanmış. Betül Cemre Yıldız'ın kadın büyük olmasının yanı sıra muazzam bir rekora da imza atmışlığı var. 13 kez kadınlar Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca çok üst düzey turnuvalarda oynayıp Dünya Kadınlar Şampiyonu bu Yifan'ı da çok güzel bir şekilde yenmişliği var. İleride o oyunda gösterebilirim. Ve yine ayrıca Betül Cemre Yıldız avukattır ve Betül Cemre Akademisi'nin kurucularından birisi. Yani 10 parmağında 10 marifet. Şimdi bu oyuna bakalım. E4 sürmüş Betül Cemre Yıldız. Sicilya savunması at ve 3 at c6'dan sonra fil b5 ile Rossolimo atağa giriyor. Yani D4 sürüp açık bir konuma girmiyor da Kalsen'i de tercih etti. mu atağa giriyor. Buna aynı zamanda Necmettin o atakta deniyormuş. Gördüğünüz gibi illa bir isim verildi. O şekilde o açılış muhakkak anılacak diye bir kural yok. Eğer siz başka bir ismi topluma kabul ettirebilirseniz, yaygınlaştırabilirseniz bir e, yörenin oyuncuları veya ülkenin oyuncuları o açılışı, o sistemi çok oynarsa oranın adıyla da anılabiliyor. G6 yapmış siyahlar. Rok, fil G7 ve temel fikirlerden birisi C3 ile D4'ü desteklemek. At F6 yapınca E4 piyon tehdit edilmiş. Kale E1 ile koruyor. Rok sonrasında a 3 ileride gelebilecek fil G4'e karşı bir önlem hamlesi. D5'e. Şimdi e sürüyor. At E8'e gidince de beyazlar arzu ettiği gibi merkeze piyonunu getiriyor. C4 ile filin geri dönüşünü kapatıp A6 ile fili kovalamak istiyor ve vezir kanında alan kazanıyor. Ama buna B3 yarma hamlesi var. CB3, AB3'ten sonra C4 piyonu sökülmüş oldu. Siyahlar da at C7 geliyor. Şimdi burada ilk akla gelen hamle filin D3'e çekilmesi. Ama fil uzun menzilli bir taş. Febirde 1de durduğu zaman da yani başlangıç karesine döndüğü zaman da hala iş yapıyor. Uzun menzilli hareket yeteneği sayesinde. Şimdi B5 ile siyahlar vezir kanından oyuna başlıyor. Çünkü piyon yapısı şah kanadında beyazlara şans verirken siyahlar üstün olduğu kanattan oyun kurmaya çalışıyor. Bu da önemli bir plan yapma yöntemidir. Plan bulma yöntemidir. Kuvvetli olduğun kanattan oyna prensibi. Evet iki tarafta gelişiyor ve beklendiği gibi Betül Cemre Yıldız şah kanından harekete geçiyor. E5'teki piyon sebebiyle F6'da at yok. At uzaklaşınca bu da şah kanadının şahın biraz zayıflamış olması anlamına gelir. Atın savunması olmayınca Betül Cemre Yıldız da Bundan hemen yararlanıyor H5. Vezir Ve şimdi çok ustalık dolu bir hamle. Geçen videoda Fischer'in de filini nasıl geliştirdiğini görmüştük. Bu sefer fil H3'ten gelecek. O oyunda İsmet İbrahimoğlu oyununda fil G1'deydi. Febre dönmüştü. Bu sefer de fil uygun zamanda H3'e gidecek ve otomatik şu anda şah kanadını dağıtmayı tehdit ediyor. Siyahlar da fil 8 oynuyor. Şah g2 bu bir güvenlik hamlesi değil. Sebebini birazdan anlayacağız. B4 C alır B4. At alır B4. Kale C1 yararlı bir hamle. Açık hatta gelmek için tempoyu kaçırmıyor Yıldız. Vezir b ve kale H1. Şah G2'nin fikri anlaşıldı. Aş hattını açtı ve beyazlar tutarlı bir şekilde saldırısını sürdürüyor. Fil D7 Şimdi hamleye bakın. Vezir G1. Elbette Fikir açattığından şaha karşı tehlike oluşturmak. F6 yapıyor. Fil alır E6. aşatta açıldı. Fil alır E6, fil H6. Savunma taşları birer birer değişiliyor. Önce E6'daki attan kurtuldu. Şimdi G7'deki savunma filini değişmek istiyor. Siyah şah F7 oynuyor. Oldukça mantıklı bir hamle. Fikir kale A8. Böylece siyahlar kuvvetli bir savunma kurabilecek. Ama bu noktada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Betül Cemre Yıldız'ın harika bir hamlesi geliyor. Çok yaratıcı bir hamle. Evet, düşündüyseniz gösteriyorum. Hamle at g5 şah. Atı feda ediyor ve devamında kuvvetli bir atağı var. Üstelik bu atak Hemen kazanan daha doğrusu feda sonucunda oluşan atak, hemen kazanan bir atak değil, talvari bir şekilde sezgisel bir atak. Siyahlar f alır g5 yapmak zorunda çünkü fili boşta. f g5 sonrasında beyazlar basitçe öteki atını da saldırıya sokuyor ve at g5 şah çekmek istiyor. Fil alır h6, kale alır h6. Şimdi tehdit at g5 şahla fili almak. Siyahlar kale a6 ile filini koruyor. Ve şimdi vezir h2. Kale a6 yerine burada siyahlar şah e8 kaçsaydı at alır g5 gelecekti beyazlar. Vezir b6 ile fili tutunca vezir h1. Şah d7 kaçınca şah güvende gibi ama devam ediyor atak. Kale alır g6. Şimdi e6 istendi kale h 8 oynamalı siyahlar. Kale H6, kale H6, vezir alır H6 ve siyahlarla hamle bulmak çok zor. E6'ya baskı var. Şahın kaçışı kesilmiş vaziyette. At burada alakasız. Evet beyazlar alet altta ama örneğin at 6 kaçınca F4'ten sonra fikir F5 ve beyazlar çok rahat konumda ve büyük olsak da bu oyunu kazanacaktır zaten verdiği file karşıda iki tane piyonu var. Ama en önemlisi beyazın taşlarına bakın ne kadar etkili. Hem konumu zor hem de pratik olarak masa başında oynamak çok zor. O yüzden Irina Krash o veziri uçuran oyuncu daha doğrusu şahı uçuran oyuncu burada farklı şekilde devam ediyor. Kale at gebeşik kale a6 oynuyor vezir b6 yerine kale a6 Bu noktada kale a6 oynuyor. Vezreşki kale g8. Kale a8. Şah e8. Burada kale alır a8 yapmak intihar olurdu. Çünkü bu şekilde mat vardı. Şahın kaçışı engellenmiş olurdu. Kale a8, şah e8. At alır g5. Kale alır h8, vezir h8, şah d7 ve şimdi siyah şah kurtulmuş gibi ama Betül Cemre Yıldız şahın peşini bırakmıyor ve burada at h7 hamlesini yapıyor. Evet fikir at f8 ve siyahlar çaresiz durumda. Kale c6 oynuyor yine de at f8 şah, şah c7 hamlesi yok, at alır e6 alamıyor çünkü kale açmaz da şah b6 yapınca vezir d8 ve siyahlar terk ediyor. Neden mi? Örneğin şah b5 oynasa birkaç tane devam yolu var. Bence bu hamleyi gördüğü için terk etti. At c7 şah b6 açarak şah şah b5'e gidince kale a1 a5'i istiyor ve bu şekilde kazanır. Bir diğer yöntem de c6'yı almak yine at c6 alınca d5 piyonu boşta veya vezir c6 alırsa bu sefer de e7 boşta piyon fazlasıyla rahat rahat beyazlar kazanacaktır. Betül Cemre Yıldız'dan harika bir oyun ve bu noktada Netflix'in ilgi gören Queen's Gambit dizisiyle ilgili gelen bazı cinsiyetçi yorumlara cevap vermek istiyorum. Toplumda şöyle bir algı var. Daha doğrusu Dar bir kesimde şöyle bir algı var. Erkekler kadınlardan üstündür çünkü erkekler satrançta daha başarılı. Birincisi satranç oyunu kadınların ilgisini çekmiyor olabilir. Sonuçta bir savaş oyunu ve illa onlar da hevesle oynayacak diye bir kural yok. İkincisi toplumda sunulan imkanlar kadınlara hep daha azdır. Yani satranç camiası erkeklerden oluşur. Dernekte erkekler vardır, kafelerde erkekler vardır. Tamam bugün bu biraz değişti ama eski dönemlerde bir kadının o ortama girip etkileşimde bulunup başkalarından bilgi alıp satrançta ilerlemesi çok zordu. Ve bu geleneksel olarak günümüze kadar geldi. Yani satranç bir erkek oyunu olarak kaldı. Üçüncü bir konu daha var ki bence bu epey önemli. Erkekler yapı olarak takıntılı. Yani bir konuya ilgi duyduğu zaman tamamen kendini o konuya veriyor ve diğer konuları tamamen unutuyor. Yani bir anlamda biz erkekler bu konuda dengesiziz ama kadınlar daha dengeli ve şöyle diyeyim espri olarak kendilerini tamamen satranca verecek kadar çılgın değiller. İşte bu açıdan bana göre dünya satrancında üst düzeylerde kuvvetli kadın oyuncu çıkmamasının sebebi bu. Ama öte yandan elimizde bir Judith Polgar örneği de var. Ayrıca Türkiye'de de Betül Cemre Yıldız erkeklerle baş edecek kadar büyük başarılar da elde etti. Ama hep söylediğim gibi bu dediğim engeller dünyadaki kadınlar için hep bir dezavantaj olmuştur. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.